Hadi hemen gitmemiz lazım. Hadi çabuk. Abi ben çalışmıyorum bugün. Ne demek çalışmıyorum lan? Ne demek çalışmıyorum? Ne yapıyorsunuz ya? Hadi Akif hadi. Ver şu anahtarı ver. Psikopat mıdır nedir? Aslında normal bir insan. Ama bizimle takıla takıla böyle oldu. İdare et. Tamamdır abi atlattık. Adamın durumu nasıl? Gitmek üzere. Hemen bir hastaneye götürmemiz lazım. Yetişir mi? Abi fenalaşıyor. Akif hemen gir bir hastaneye. Yakınlarda hastane var mı ki? Abi gidiyor bu adam. Akif dur şurada. Gelen giden var mı? Yok abi geride kaldılar. Çek bizi oraya. Bilader ne biliyorsun anlat bize. Lütfen yardım edin bana. Bize ne bildiğini söyle. Kara kaplı. Sen misin? Ne demek bu? Lütfen konuş. Sakın aç gözünü sakın. Ölme lan. Ölme. Çok geç abicim. Sizlere ömür. Allah kahretsin. Bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ya. Ne bileyim ben. Bu adamı alıp karargaha götürelim. Ne yapacağız ki ceset bu? Bilmem. Ama bu adam kara kaplı defter dedikleri adamsa belki üstünde bir şeyler vardır ne bileyim. Bakalım. Cepler tam takır bir şey yok. Olsun biz yine de götürelim ne olur ne olmaz. Derisinden bir şey öğrenemedik belki ölüsü işimize yarar. Aynen öyle abicim yapacak bir şey yok. Efendim. Kim? Ayşegül mü? Evet burada. Bir kadın seni istiyor. Efendim, kızım telefonunu aradım ama ulaşılamadı. Emniyetten aradım. Her yerden aradım ama bana bu numarayı verdiler. Anne ne oldu? Baban kapıda. Kapıyı kırmak üzere. Ne olursun çabuk gel. Vallahi bu sefer beni öldürecek. Tamam. Sakin ol bir şey yapmayacak sana. Ben hemen geliyorum tamam mı? Lütfen çabuk ol yalvarıyorum sana. Tamam korkacak bir şey yok. Hemen çıkıyorum yola. Kapıyı kilitle sakın açma. Hayırdır ya? Ne oluyor ya? Hemen gitmem lazım. Arabanın anahtarı üstünde mi? O kadın yine ne işler çeviriyor Ayşegül? Akif lütfen sırası değil şimdi. Sakaryalı kelepçenin anahtarını ver bana. Tabii. Ayşegül. Ayşegül nereye? Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül bak dinle beni. Ayşegül. Ayşegül. Ya niye dinlemiyorsun? Niye ya? Niye? Abi götürüyor muyuz şimdi bunu? Hı hı. Balta. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne konuşacaksın benimle? Gel içeri. Gel işte. Kapıda mı konuşacağız böyle? Geç otur şöyle.
Bir şey içer misin? İstemez. Dediği Jane. Peki. Sakın sesinizi çıkarmayın. Hayırdır? Bu ne hal abi? Allah Allah. Birader kim bu? Bırak, 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 bırak. Sıkı tut. Bırak, bana bırakma Eftah, bırak. Bu kim oğlum? Abi, kara kaplı dedikleri adam bu işte. Ya bu ölmüş. Buraya niye getirdiniz? Morga götürseydiniz ya bunu. Yani Sebahattin abi, bizim o kadar kafamız çalışmıyor değil mi abi? Ya tamam, bırakın arkadaşlar. Bu adamda bir şey var ve bizim onu bulmamız lazım. Ne arıyoruz mesela abi? İşte onu bilmiyorum. Burada bir şey yok. Parmak izi, kan örneği, DNA için doku falan alalım bari. İyi fikir. Bir bağımlılığı var mı acaba diye bakıyorum da. Sibo. Baksana şu izi. Kesik gibi bir şey bu. Yok yok yok. Kesik değil abi. Kesik değil o. Ameliyat izi sanki birader. Baksana abi. Açmışlar, sonra da dikmişler. Beyler. Hastane kayıtlarından baktıktırayım bunu isterseniz. Vallahi mı? Vallahi diyorum abi ya. Kemal Arroz abi ne var ne yok anlatır bize çocuk. Akif abi ne abi ya? Hayırdır Akif abi? Bir dakika. Burada bir şey var. Metal gibi bir şey bu. Koluna platin bileti takmadılarsa bakacağız abi. Ya da bir şey saklamış olabilirler. Sakaryalı, bıçağını verir misin kardeşim? Yuh! Acı burada kesip içmeyeceksiniz değil mi adamı? Allah Allah, ver ya. Kesme falan yok oğlum. Derinin altında zaten. Abla! Abi ben böyle şeylere dayan. Lan! Lan! Ya gidin şu işleminizi bilgi işlem odasında yapın ya. Dağ gibi adamı yıktınız arkadaş ya. Balta! Şşş! Lan! Şşş! Neler? Bu balta da ayrı bir dengesiz abi. Şşş! Dediğeceğine işim gücüm var benim. Ayşegül'ün yakasını bırakacağım. Ama senden bir isteğim var. Neymiş? Paraya ihtiyacım var. Öldürmeye kalktın olmadı. Şimdi de satılığa mı çıkarttın kızını? Nasıl bir kadınsın sen? Bana 1 milyon ver. Bir daha Ayşegül'ü arayıp sormam. 1 milyon mu? Nereden bulacağım o parayı ben? Devletin bütün imkanları senin elinde. İstersen hemen bulursun. Ben bugüne kadar yetimin hakkına yan gözle bakmamışım. Bu milletin alın terini, yetimin hakkını sana mı yedireceğim? Delirmişsin sen. Kardeş, abi geçti lan kalk. Şşş. Balta, oğlum kalk kebap ısmarlayacağım sana kebap. Oğlum kolonyayı bitirdin lan. Ben daha fazla bakamayacağım. Balta. Sen bakma bakma yelle tamam. Yelle Mecit yelle. Yelle oğlum ne yelle. Ne oldu Sebo yok mu bir şey? Balta. Budur abi. Bir şey mi buldun yoksa? Mikroçip. Bilgi saklamak için abi. Hemen tak bakalım Sebo ne varmış. Hadi bismillah. Şeyler. Leyla bacı gel ya. Hadi kaldıralım tamam şunu. Abi. Mecit sen onu bir tuvalete götür 50 yüzünü yıkasın. Hadi gel gel. Demek teklifimi kabul etmiyorsun. Bir kuruşun boğazından geçsin istemem. Sen bilirsin. Ben bilirim tabii. Zaten defterinizi dürmek üzereyim. O zaman Ayşegül görecek gerçek yüzünü.
Ha bugün, ha yarın görecek, ama görecek. Merak ediyorum. Ayşegül'ün göreceğine inandığın yüzümü sen niye görmüyorsun acaba? Ben vereyim mi cevabını? Çünkü söz konusu sevdiklerin olunca sen kör bir budalaya dönüşüyorsun aslan. O yüzden de Ayşegül'ün ne düşündüğünü asla anlayamayacaksın. O da sana asla inanmayacak.